camiaları karşılarına almaya bile, yani ya da burada bir oyun var. Yani camiaları bir yerlere mi getirmeye çalışıyorlar bu seçim arifesinde? Ona da anlam vermekte zorlanıyorum. Bir hedef mi var? Bir amaç var. Amaç mı var? Yani insanın, yani bir caminin kaderiyle bu kadar oynanmaz ki. Bu kadar para harcanıyor. Bu kadar emek veriliyor. Şimdi tam işte sizde işte Hulk ismi dönüyor. Transferlerde Adana Demirspor devre arasında tabii, vites yükseltecek deniyordu. Alo. Alo başkanım. Tam hani Adana Demirspor transferler gelecek falan diye konuşulurken böyle bir çıkış yaptınız siz. Ama haksız mıyım? Almaya gerek var mı? En azından bu puanla, gerçi güçleri yetse belki bizi de düşecekler ama iyi puanımız olduğu için belki güçleri yetmeyecek bu sene. Ama seneye uğraşırlar yani. Sevgili başkan, hakikaten çok kaliteli bir teknik direktörüm var ve çok beyefendi ve takımı da iyi top oynatıyor, onu söyleyeyim. Bayağı iyi top oynatıyor. Onu bile çıldırttılar hocam, onu bile çıldırttılar. Evet, bugün bakın, açıklamalarını bakın, dinledim. Lütfen, Erman hocam, bakın. Yedek kulübelerine iyi bakmanız lazım. Yedek kulübelerinden edilen küfürlerin haddi hesabı yok. Allah. Yapılan baskıların haddi hesabı yok. Maalesef dördüncü hakem hiç müdahale etmedi. Bu küfüre nasıl cesaret? Yani bazı, hadi büyük dört tane büyük camiaya geçtik. Artık dört büyük camianın dışında bir de kollanan takımlar var hocam. Kesinlikle inanıyorum başkan bu dediğine. Ya Başakşehir de bunlardan bir tanesi. Aynen. Aynen. Yani sana katılıyorum. Daha ne diyeyim yani? Daha ne diyeyim yani? Kimlerle mücadele edeceğiz yani? Aynen, sana katılıyorum başkan. Şimdi maalesef diğer Anadolu kulüpler başkanları da sözlerini çıkartamıyorlar. Çünkü başlar söz söyledikleri zaman bir şekilde terbiye edilmeye çalışıyorlar. Mesela bugün hakem araya giriyor, Belanda var. Resmen Belanda'yı engelliyor hakem, toplan çarpışıyor. Şimdi ben soruyorum. Belanda değil de hırçın bir futbolcu olsa, rakipten topu almak için çift dalsa, o hakemi sakatlar mı, sakatlamaz mı başkan? Tamam, bak ben. Şimdi bak. Atacak mısın o zaman? He? Topçunun biri, bir çift dalsa da o hakemi, aradaki hakemi sakatlasa acaba ne olur? He? Başkan, vallahi senden çok şeyde aynı fikirdeyim. Senden biz genel kurulda da... Çok enteresan şeyler dönüyor hocam. Yani senden biz genel kurulda da beraberdik. Ben bu işte biraz, yani fazla bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Çünkü Allah çok kritik yerlerde çok enteresan işler oluyor. Hocam yani öyle pervasızca ve açık yapıyorlar ki parmaklarını gözümüze sokuyorlar. Ya sen bir yıl boyunca geçen sene Beşiktaş maçında çıkan olayları hatırlayın. Benim meşhur televizyon kurma olayımı. Ya. O maçı berbat etmişsin, penaltıyı vermemişsin, 90+5'te golü iptal etmişsin. Ve ondan sonra hiçbir Adana Spor maçına vermiyorsun bu hakemi. Kalkıyorsun, bir sene sonra Beşiktaş Adana Demirspor maçına veriyorsun ya. Bir dakika, vermiyorlar. Bilgisayardan, uzaydan geliyor başkan. Uzaydan geliyor, yanlış biliyorsun. Yardımcılar da var, yardımcılar da aynı. Çok enteresan. Ama uzaydan geliyor onlar. Tabii, bilgisayardan yani, geliyor, sen aldanıyorsun. Şimdi yapay zeka diye tutturmuşlar hocam. Yapay zekayla bizi kandırmaya çalışıyorlar. Şimdi sen 5 tane hakeme, FIFA kokartlı hakeme 10 puan ekstrayla başlatırsan döne döne o 5 tane hakemin üzerinde döner her şey zaten. Hocam hakemlerin %95'i torpille geldi, yani neden bahsediyorsun? Gözlemcilerin alayı torpilli. Hakemlerin %95'i torpilli. Sen neden bahsediyorsun ya? Hocam şerefim üzerine emin ediyorum. Haksız yere bir penaltı kazanmak da istemem, bir maç da kazanmak da istemem. Ama yapmayın artık, yeter yani. Hakikaten yeter. Geçen hafta Sivas Galatasaray maçı yüzünden Beşiktaş Adana Demirspor maçı gölgede kaldı. O maçın pozisyonlarına da iyi bakmak lazım. Evet. Sen kalkıyorsun Beşiktaş Antep maçını getiriyorsun, Enkudu'nun pozisyonundan dolayı hakemi cezalandırıyorsun. Peki o zaman Enkudu'ya niye ceza vermiyorsun o zaman?
Hakem hatası o. Bu ne tür? Şu bu ne lahana? Hakem ben hatası. Ben de ceza verirsin diye demiyorum. Peki sevgili başkan, yani sizin durumunuzu da anlıyoruz. Bir dokun binanı ah işit hali. Bu sene biz çok konuştuğumuz için bunları yani gayet iyi anlıyoruz sizi. Peki şimdi mesleki icabı şunu da sormadan geçmeyeyim sevgili başkan. Samet için böyle haberler ısınmaya başladı. Gidiyor mu Fenerbahçe'ye? Devre arası transfer dönemi de başlıyor. 12'sinde başlıyor transfer. 12'sinde zaten açıklanır öyle bir şey varsa. 12'sinde açıklanır diyorsunuz. Öyle bir şey varsa da. Ya anladığım kadarıyla sen diyorsun ki lan beni şampiyon yapmazlar. Bunu yıllar evvel senin cümlelerini kim söyledi biliyor musun başkan? Kim söyledi hocam? İlhan Cavcav. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Niye satıyorsun ya dediler futbolcularını. Ya beni şampiyon yapmazlar abi. Satayım da biraz para kazanayım dedi. Sana bir şey söyleyeceğim bak şimdi başkan. Senin teknik adamın hakikaten düzgün teknik adam. Konuşmasıyla, hareketleriyle falan çok beğeniyorum. Oynattığı futbolunu çok beğeniyorum. Senin teknik adamıyla Karagümrük'ün teknik adamını acaba konuştursak neler söylerler Türkiye'deki futbol için çok merak ediyorum. Hocam yakında onları da kaçırtacağız yani bu gidişle. İkisi. İki teknik adamı. Yani iki İtalyan bak. İkisi de İtalyan. İki İtalyanla bir konuşsam var ya aman. Türk futbolu için neler söylerler ama hemen ders almamız lazım. Hemen bir program organize edin hocam. Ben hocam adına söz veririm göndereceğim. Tamam söz. Karagümrük Başkanı'na da görüşün. O da göndersin. Söz. İkisinden yapmak istiyorum. Tamam hocam. Bizim hoca için okey. Tamam. Sevgili başkan, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ne demek, başarılar ne demek. Ama diliyoruz. Şöyle bakın hocam bakın. Yani herkese adalet lazım. Sadece benim maçlar için değil. Tabii diğer ki. Maçlarda tabii neler olur görüyoruz zaten. Yani buna bir çözüm bulması lazım. Mehmet Büyükekşi başkanın iyi niyetle geldi. Disiplin kurulu değiştirdi. Tahkim kurulu istifa ettiler değiştirdi. MHK'nin de gitmesi lazım. Kesinlikle ve kesinlikle MHK'nin orada kalmaması lazım artık. Sizin bir görüşme talebiniz olacak mı bugünden sonra? Ben zaten gereken görüşmeleri zaten önceden de yapıyorum, bildiriyorum da. Ama maalesef bir yere varmıyor yani. Sevgili başkan, kukla bir tane Merkez Am Komitesi var ve başkanı var. Sabri Çelik, kukla. Kukla diyorum artık, ya. Artık kimin kuklası, kimin diye onu onu bilemem. Ama, onu bilemem. Ama bunları, bu ligi kaldıramıyorlar hocam. Onu bilemem. Peki. Kaldıramıyorlar. Teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Adalet, adalet, adalet diyorum. Başka bir şey demiyorum. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Tabii burada...